Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın kıssasının birinci bölümünü Kehf suresinden değerlendireceğiz. Kehf suresi 60 ve 70. ayetler arasını açıklamaya çalışacağız. Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de en dikkat çekici kıssalardandır. Ve rivayetlere göre Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dua etmiş. Ya Rabbi, yeryüzünde benden daha alim biri var mı? Benim bilmediğim şeyleri bilen var mı diye sual etmiş. Cenab-ı Hak da Hızır'ı haber vermiş. Onda sende olmayan başka bir ilim var. İlm-i ledün tabir edilen bir ilim olduğunu Allah-u Teala Hazreti Musa'ya bildirmiş. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, Ya Rabbi onu nerede bulabilirim diye soruyor. Cenab-ı Hak da iki denizin birleştiği yerde buluşacaklarını ona bildiriyor. Neticede buluşuyorlar, bir takım olaylar oluyor. Kur'an-ı Kerim bu kıssayı bize anlatır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hızır doğrudan isim olarak geçmez. Ve biz onu hadis rivayetlerinde Hızır olarak buluruz. Hızır aleyhisselam peygamber midir, değil midir? O kadar da çok net değil. Ama en azından kendisi Cenab-ı Hakk'ın makbul kullarından olduğu anlaşılıyor. Peygamber diyenler de olmuş, hayır değildir diyenler de olmuş. Alâ külli hal, özel bir bilgiye sahip, meydana gelen olayların iç yüzünü bilen, Cenab-ı Hak namına tasarrufta bulunabilen bir kimse olduğu anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim kıssayı şöyle bize anlatır. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ Bir zaman Musa delikanlısına, beraber olduğu delikanlıya şöyle demişti. Ve bu delikanlının da Hazreti Yuşa olduğu söylenir. Daha sonra peygamber olacaktır. Ve Hazreti Musa'nın bu olayda yol arkadaşıdır. La ebrahu hatta ebluve mecmal bahreyn. Ben o iki denizin birleştiği yere kadar varacağım. Ev emdiye hugube veya devirler boyu yola devam edeceğim. Onu buluncaya kadar yoluma devam edeceğim. Bu kararlılığı gösteriyor. Yani ilim yolunda insan yol almalı. Önünde engeller de olsa o engellere takılmamalı. Ve mutlaka ve mutlaka hedefine varmaya çalışmalı. Hazreti Musa'da bu kararlılığı görüyoruz. Kendisi din sahibi, ulul azm büyük peygamberlerden olmakla beraber bilmediği bir meseleyi öğrenmek için uzun bir seyahate çıkıyor. Ve burada yanında bir kişinin de olması herhalde şu noktadan da değerlendirilebilir. Bu gibi seyahatlerde yalnız değil, yanımızda en az bir kişinin olması. Yani seyahatte yalnızlık aynı zamanda bir fitne olabilir. Ama yanınızda bir kişi daha varsa daha emniyette olunur ve daha güzel bir yolculuk gerçekleştirilir. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَا بَيْنِهِمَا İkisini birleştirecek yere geldiklerinde نَسِيَا حُوتَهُمَا Balıklarını unuttular. فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ Balık denizde bir deliğe doğru yol almıştı. Burada doğrudan ayette belki ayrıntısını göremiyoruz. Ama tefsirlerden anlaşıldığı kadarıyla bu balık nerede canlanırsa ikisinin buluşmasının da bir alameti olacağı Hazreti Musa'ya bildirilmiş. Yani normalde ölü olan bir balık denize girmez, denizde yol almaz. Ama belli bir noktaya geldiklerinde balığa oradan su değiyor ve adeta ab-ı hayat değmiş gibi balık canlanıyor ve denizde kendine göre bir yol tutup yoluna devam ediyor. فَلَمَّا جَاوَزَا Buluşacakları yeri açtıklarında, oradan uzaklaştıklarında قَالَ لِفَتَاهُ Hazreti Musa yanındaki delikanlıya dedi ki اَتِنَا غَدَاءَنَا Hadi şu kahvaltımızı getir. لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرْنَا هَذَا نَصَبَ Biz bu yolculuğumuzdan yorgun düştük. قَالَ اَرَأَيْتَ Bunun üzerine beraber olduğu delikanlı dedi ki gördün mü اِذْ اَوَيْنَا اِلَى sahra O kayaya istirahat için vardığımızda fe inni nesitul hut ben orada balığı unuttum.
Ve ma ensanihu illa şeytan en ezkura. Onu bana hatırlatmayı unutturan ancak ve ancak şeytandır. Vettahaza sebilehu fil bahri acebe. Ve o balık denizde hayret verici bir şekilde yol alıyordu. Burada yani bir unutma olayı nazara veriliyor ve Hazreti Musa'nın yanındaki delikanlı şeytanın onu unutturduğunu nazara veriyor. Ve balığın o şekilde canlanması, hareketlenmesi Hazreti Hızır'la buluşmalarının bir alameti olacak. Bunun üzerine Hazreti Musa diyor ki "Gâle zâlike mâ künnâ nebgî." İşte bizim aradığımız da zaten bu. Bu buluşacağımız yerin bir alameti. "Fertadde alâ âthârihimâ gassasa." Ve böylece gerisin geriye izleri üzerine döndüler. O kayanın yanında istirahat ettikleri yere vardılar. "Fevvecede abden min ibadina." Ve o ikisi orada kullarımızdan bir kulu buldular. "Eteynâhu rahmeten min indine." Biz kendi nezdimizden ona bir rahmet verdik. Onu rahmetimize mazhar kıldık. "Vallemnâhu min ledünnâ ilme." Ve ona katımızdan bir ilim öğrettik. Burada Hazreti Hızır doğrudan isim olarak geçmiyor. Zaten kıssanın tamamında böyle bir müphemlik, bir gizemlilik söz konusu. Bu gizemlilik Hazreti Hızır'ın şahsiyeti, ismi oralara kadar yansıyor. Kur'an-ı Kerim belki de onun meçhuliyetine, herkes tarafından bilinmemesine bir işaret olarak onu Allah kullarından bir kul olarak nitelendiriyor. Hazreti Musa ve Hazreti Yuşa oraya vardıklarında "Fevecede abden min ibadina," kullarımızdan bir kulu buldular. Hazreti Hızır'ın burada mümtaz bir özelliği Allah'a kul olması. Aslında bütün insanlar Abdullah'tır, Allah'ın kuludur. Ama Hazreti Hızır'la alakalı tahsisen bunun böyle söylenmesi demek ki ubudiyette çok ileri, tamamen Allah namına tasarrufta bulunabilen ve Allah'ta fani olmuş bir şahsiyet bu noktalardan değerlendirilebilir. Ve bu zat Cenab-ı Hakk'ın hususi rahmetine mazhar olmuştur. Ve yine bu zat Cenab-ı Hak tarafından özel bir bilgiye mazhar kılınmıştır. Ayet-i kerimede bu "Vallemnâhu min ledünnâ ilme." Biz ona kendi ledünnümüzden bir ilim öğrettik. Bu şekilde ifade ediliyor. Ve buradan hareketle, ayetteki bu ifadeden hareketle Hazreti Hızır'ın sahip olduğu ilme ilmi ledün denilmiştir. Ve bu bir kavram şeklinde daha sonrasında kullanılır olmuştur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta mesela, Mevlid'de ifade edilirken bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Peygamberimizin o yönüne de dikkat çekilir. Ve Mevlid yazarı Süleyman Çelebi Peygamber Efendimiz'i ledün ilminin sultanı olarak orada ifade eder. Bu ilmin normal diğer ilimlerden farkı taraf-ı ilahiden verilmiş özel bir bilgi. Adeta sırlar ilmi. Bu konuda Mevlana'nın Mesnevisinde dikkatimizi çeken bir ifadeyi paylaşmak isterim. Orada şöyle bir örnek veriliyor. Bir padişah bir takım gizli bilgileri rastgele kimselerle paylaşmaz. Ama veziriyle paylaşır. Nasıl ki her padişahın daha böyle özel adamları olur, sırdaşları, nedimleri olur. Temsilde hata olmasın. Cenab-ı Hakk'ın da bir takım sırlara mazhar kıldığı özel kulları bulunmaktadır. Hazreti Hızır adeta bunların temsilcisi gibi. Ve bu durumda olanlara ricalul gayb, gayb erleri böyle bir ifade de kullanılır. Ve bunlar taraf-ı ilahiden bir takım tasarruflara mezun olan, kendilerine yetki verilmiş olan kimselerdir. Hazreti Hızır da bunu görmekteyiz. Gâle lehu Musa, Musa ona dedi ki, helettebi'uke alâ en tuallimeni mimmâ ullimte rüşde. Yani sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Bu da gerçekten ilim noktasında çok önemli. İlme talip olan bir kimse nezaket sahibi olmalı ve hocası durumunda olan kimseye hürmetkar olmalı.
ve ona tabi olmayı bir esas olarak, bir prensip olarak kabul etmeli. Ve Hazreti Musa bunu bir onur meselesi yapmıyor, bir gurur meselesi yapmıyor. Ben şeriat sahibi bir peygamberim, ben buna niye tabi olayım ki demiyor. Onda olan ilimden istifade etmek istiyor. Çünkü Hazreti Hızır'ın ve Hazreti Musa'nın ilimleri farklı farklı. Hatta baştaki ayette Mecmual Bahreyn ifadesi geçmişti. İki denizin birleştiği yer. İki denizin birleştiği yer, evet denizlerin birleştiği yerler var. Ama bir de mecazi anlamda, sembolik anlamda da bu değerlendirilebilir. Hazreti Musa din ilimlerinde bir deniz ve Hazreti Hızır da sırlı ilimlerde, ledünni ilimlerde bir deniz. Ve ikisinin birleşmesi, iki denizin bir araya gelmesi. Bu anlamda da tefsirlerde değerlendirilmiştir. Ve gerçekten birleşmeleri, bir araya gelmeleri iki denizin birleştiği noktada olabilir. Bu ayrı bir nokta. Ama bunun, aynı zamanda bu iki zat her birisi birer denizdir. Ve Türkçe'de de bu kullanılır. Mesela birisinin ilmi anlatılırken falanca var ya, o derya, derya yani deniz, bu ifade kullanılır. Denizin nasıl ki ucu bucağı görülmüyor, bazı insanlarda da ilim onun gibi. Ve nasıl ki denizde derinlik var, bu gibi insanlarda da ilim noktasında büyük bir derinlik var. Gale inneke len testatiya ma'iyye sabra. Hazreti Hızır ona dedi ki, sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhit bihi hubra. Yani iç yüzünden haberdar olmadığın, ilmen kuşatamadığın şeylere nasıl sabredeceksin? Burada şu da görülüyor. Demek ki bu beraberliklerinde hayret verici olaylar yaşayacaklar. Hazreti Musa bunların iç yüzüne vakıf olmadığından müdahale etmek isteyecek ve sabırsızlık gösterecek. Hazreti Hızır başta bu yolda bu gibi durumların olduğunu ve onun da sabredemeyeceğini ifade ediyor. Gale seteciduni inşallahu sabira. Bunun üzerine Hazreti Musa diyor ki, İnşallah beni sabreden bir kimse olarak bulacaksın. Ve la a'si leke emra. Ve herhangi bir meselede sana isyan etmeyeceğim, karşı gelmeyeceğim. Burada inşallah deyişi gerçekten ihtiyatlı bir ifade. Yani bir insan şöyle yapacağım, böyle yapacağım dediğinde yapamayabiliyor. Ama inşallah kaydı mühim bir kayıttır. Allah dilerse. Ve bu kayıt onu bir takım sıkıntılı durumlardan kurtarabilecektir. Ve bu açıdan inşallah demek her bir Müslüman açısından da yerinde kullanıldığında gayet güzel olan bir ölçüdür. Gâle fe inittebâteni. Bunun üzerine Hazreti Hızır diyor ki, şayet bana tabi olursan, benimle beraber gelecek olursan, فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ, bana herhangi bir şeyden sorma, hatta اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا, ben senden sana ondan bahsetmedikçe bana ondan sorma. Burada normal işte alim, müteallim konusunda farklı bir durumla karşı karşıyayız. Normalde talebe durumunda olan, öğrenci durumunda olan bir kimse hocasına sorması lazım. Fakat bu yolculuk farklı bir yolculuk ve bu ilim alıştığımız ilimlerden farklı bir ilim. Bundan dolayı burada sormamak esas, teslimiyet esas ve olayları seyretmek esas. Müdahale değil, sadece seyretmek, bu gibi bir durum esas. Ve bunun diğer devamını nasip olursa sonraki programımızda ele alacağız. Ben burada bazı ana hatlarıyla genel değerlendirmelerde de bulunmak istiyorum. Acaba Hazreti Hızır günümüzde de var mıdır? Acaba kendisi ab-ı hayatı mı bulmuştur? Hayat suyunu bulmuş, kendisine ölümsüzlük iksiri mi verilmiştir? Her devirde görülebilmekte midir? Bunlar günümüzde de zaman zaman medarı bahs olan, üzerinde konuşulan şeyler. Hazreti Hızır hayattadır ama hayat mertebesi bizim hayat mertebemizde değildir. 5 farklı hayat mertebesinden söz ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Hızır ve İlyas'ın hayat mertebeleri.
Bir tanesi bizim hayat mertebemiz. Çok kayıtlarla kayıtlıyız. Bir anda bir mekanda bulunabiliriz. Belli bir ömrümüz var. Dolayısıyla kayıtlarla dolu bir hayatın içindeyiz. Bir başka hayat mertebesi Hazreti İsa ve Hazreti İdris aleyhisselamın hayat mertebeleri. Onlar dünyevi cisimleriyle semada, semaya yükseltilmişler. Orada bulunuyorlar. Bir başka hayat mertebesi Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas'ın hayat mertebeleri. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın izniyle tasarrufa kendilerine izin verilmiş ve zaman zaman dünyada bazılarına görülebiliyorlar. Ancak bazı kimseler Hazreti Hızır makamına gelirlermiş ve ondan ders alırlarmış. Bu kimseler zaman zaman Hızır'ın kendisiyle iltibas edilebilir, karıştırılabilir. Acaba günümüzde de böyle şeyler var mıdır? Günümüzde de bazı insanlar bazılarına görülüyor, ardından kayboluyor. Böyle menkıbelerin sayısı az değil. Dolayısıyla Hazreti Hızır'ın şu anda hayatta olduğunu kabul etmekte bir beis olmasa gerek. Belki burada şuna da açıklık getirmekte fayda var. Aslında vefat etmiş olan bütün insanlar şu anda hayattadırlar. Ölüm dediğimiz olay ruhun bedenden ayrılması olayıdır. Yoksa ruhun ölmesi değil. İşte dördüncü bir hayat mertebesi şehitlerin hayat mertebesidir. Beşinci bir hayat mertebesi kabirdekilerin hayat mertebesidir. Ve bunların tamamı şu anda hayattadır. Ruhları itibariyle hayattadır. Ve Hazreti Hızır gibi, Hazreti İlyas gibi o makamda olanlar Cenab-ı Hakk'ın izniyle zaman zaman dünyamızda bazılarına görülebilirler ve onlara bazı mesajlar verebilirler. Bu anlamda Hazreti Hızır'ın şu anda da bazılarına görülebileceğini kabul edebiliriz. Bununla beraber konu bir derece tartışmalıdır. Ayet-i Kerime'de biz senden önce hiçbir peygambere daimilik vermedik. Hiçbir insana ebedilik vermedik. Bu mealde ayet-i kerimelerden yola çıkarak bir kısım alimler Hazreti Hızır tarihi bir şahsiyetti. Belli bir dönemde yaşadı. Daha sonra normal bir şekilde vefat etti. Şu anda hayatta değildir diyenler var. Ama buna mukabil pek çok alim de Hazreti Hızır'ın hayatını kabul ediyor. Ancak diyor farklı bir mertebede ve o farklı hayat mertebesinde zaman zaman dünyamızda bazılarına görülebilir ve bazılarıyla irtibatı olabilir. Bunlar tabi gaybi meseleler olduğundan illa 2 kere 2 4 eder gibi nihai sözü burada söylemek mümkün değil. Bu gibi meselelerde herhalde vel ilmu indallah demek ihtiyata daha uygun. Yani gerçek ilim Allah katındadır. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir. Dolayısıyla ihtiyat kaydıyla meseleye yaklaşmak, şöyle olabilir, böyle olabilir tarzında ihtimallerle değerlendirmek daha güzel olacaktır. Diğer aleme gidildiğinde ise bu gibi konularda insanlar nasıl ihtilafa düşmüşler, bu daha net olarak ortaya çıkacak ve işin hakikati nedir, bu da ortaya çıkacak. Ve günümüzde de özellikle tasavvuf yolunda gidenler ilm-i ledünden sıkça bahsederler ve ilm-i ledüne ulaşmak için onlar da bir takım metotlarla yollarına devam ederler. En azından günümüzde de bazı insanlarda bu manada özel bir bilginin olduğu inkar edilemez. Allah dostu denilen bu kimseler belki bir kısmı çok fazla kitap okumamıştır, çok fazla ilim yolunda ilerlememiştir. Ama bakarsınız ki okuyanlardan çok daha fazla özel bilgilere mazhar olabilirler. Bu da Allah'ın bir lütfudur, Allah'ın bir fazlıdır. Değerli izleyenlerim, bugün Hazreti Hızır'la alakalı, Hazreti Musa'nın onunla olan yolculuğuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kısmının yarısını ele aldık. Nasip olursa sonraki programımızda yolculuklarının ayrıntılarını göreceğiz ve orada genel bir değerlendirmede bulunacağız. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın sırlarına ve nurlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.